Merhabalar, Gezginin Zamanda Yolculuğundan İzmir Kemeraltı'da hemen valiliğin arkasında İzmir Alp Nazar Boncuk'ta Hüseyin Bey'in misafir olacağız. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar. Ben Hüseyin Hüsnalp. E, 69 yıldan beri nazar boncuğu imalatında uğraşıyoruz. Nazar boncuğu üretiyoruz. Üçüncü e, nesil benim çocuklar bu nazar boncuğu imalatında. Nazar Boncuğu nasıl gelmiş? İlk önce bir onun hikayesini anlatayım isterseniz size. Evet buyurun. Nazar Boncuğu Kudüs'ten Arap şimdi kemer altında Arap cam ustaları gelmiş. Ee, Arap Han'ın ismini de zaten o zamandan nereye gidiyorsunuz? Arapların Han'la, Arapların Han'la derken Arap Han adı da o şekilde oluşmuş. Orada bilezik ve halhal imal etmiş bu Arap ustalar. Bilezik ve halhal imal ederken yanına Türk ustalar da girmişler öğrenmek için cam işini öğrenmek için bir de bayanların gözlerine sürdüğü rastlık yapan bir aile daha gelmiş Araplardan Kudüs'ten bakır yakılarak rastlık üretiliyormuş bizim Türk ustalar o bakır yanınca çıkardığı oksidi camın içine atıyor mavi rengi buluyor ilk önce boncuk yapıyor küçük nohut kadar boncuk yapıyor bunun adı diyor kuzu boncu olsun Hala adı kuzu boncuğudur. Sonra diğer bir usta e, buna Old Spice After Safe şişelerinden, Malibu viski şişelerinden e, beyaz cam eriterek göz boncuğu yapıyor. Yuvarlak olarak yapan ya ne kadar güzel oldu. Kara gözlü kara gözlü. Onun adı da kara göz. Hala adı boncuk kara göz. Diğer bir usta yassı boncuk yapıyor. Ya bu da diyor dananın gözü gibi oldu. Onun adı da hala dana göz boncuktur. çam odunuyla cam erir. Alevli olduğu için kızıl çam odunu kullanır cam eritmekte. Çok duman çıkarır çam odunu. Dumandan rahatsızlık görünce çevreden şikayetler oluyor. Kadife Kale'ye taşınıyor ocak. Kadife Kale'de de aynı şikayet 5-10 sene sonra Tekrar olunca Menderes Görece Köyü'ne taşınıyor ustalar. Gençler yetişmediği için, arkadan gelen ustalar olmadığı için Görece Köyü'nde bitti. Görece Köyü'nde yaparken ustanın bir tanesi çam odunu çok diye eski adı Savanda Kuru Dere Köyü, yeni adı Nazar Köyü oldu. Oraya Nazar e gidiyor ustanın biri. Savanda Kuru Dere Köyü'dür eski adı. Nazar aileler, e, gençler öğreniyorlar. Boncuk şu an sadece Nazarköy'de üretilmeye başlanıyor. Nazar boncuğunun ilk üretildiği yer İzmir'dir, bulunduğu yer İzmir'dir. Boncuk dünyanın her yerinde yapılıyor ama Nazar boncuğu sadece Türkiye'de ve İzmir'de yapılıyor. Daha sonra farklı bir sistemle de şu boncuğu yapmaya başladık. Bunun hikayesi de 90 yılında tekere rakı şişesi yapan firmalar vardı. Altında Pınarbaşı'nda tekel rakı şişesini fason olarak bu firmalara yaptırıyordu. Paşa otomatik makinalarla rakı şişelerini yapınca bizim elde üfleyerek ürettiğimiz rakı şişelerin fiyatları yüksek geldiğinden dolayı almadı. Paşa aldı. Bu sefer bu ocaklar firmalar çalışamaz duruma geldi, rakı şişesi satı alınmayınca. Sonra bu boncuğu yapmaya düşündük ve bunu yaptık. Bu bir boncuğu imalatında beş kişi çalışır. Nazar Köy'de yapılan boncukta da bir usta tek başına bir boncuğu başlayıp bitirir. Ama bunda beş usta olmadıktan sonra yapılmaz. Farklı teknik, farklı fırın kullanılır. 90 yılında bu da İzmir'de yapılmıştır. İlk İzmir'de e, üretimi olmuştur. Yani nazar boncuğu kökü İzmir'dir. E, çıkış yeri İzmir'dir. Ha şimdi başka illerimizde de yapılıyor ama ilk çıkış yeri ve bulunun yapılış yeri İzmir'dir. Peki kaç derecede pişiriliyor? Nasıl yapılıyor cam? Nazar köyde yapılan cam 1000-1100 derecede erir. 900-1000 derecede çalışılır. Yani cam ağda gibi çalışılır. Nazar köydeki ocak biraz daha ilkeldir. Köy ekmek fırınlarına benzer. Fakat tabi ateş doğulasıyla pencere dediğimiz, kapı dediğimiz, kur dediğimiz birçok karşıdan ne kadar basit gözükse de çok ustalık gerektiren ateşin yanması, alevin dönmesi gibi önemli ustalık isteyen özellikleri vardır. Diğeri üfleme cam. Büyük yani en küçüğü 300-400 kilo civarında olur üfleme sistemiyle, fonga dediğimiz sistemle çalışılır. O da 1200-1400 derece arasındaki sıcaklıkta yapılır. Cam akışkan halde yapılır diğer boncuk, ikinci yapılan boncuk. İlk yapılan boncuk da işte o ilkel ocaklarda hala yapılan boncuklar. Sizin iş yeriniz kemer altında ne kadar süreden beri var? Biz 69 yılından beri e, kemer altındayız. E, az önce de söylediğim gibi çocuklar üçüncü nesil. Ve bu nazar boncukları da daha önce hayvanlara e, takılıyordu, işte atlara, kuzulara değişik şekilde kullanılıyordu. Daha sonra biraz daha renk katıldı. Bir cam konusunda araştırarak renklerini bulduk. Renkli camlardan boncuklar yapmaya başladık. Ondan sonra takı da da kullanılmaya başlandı. Derken çok farklı yerlere geldi. Türkiye'de ve dünyada çeşitli yerlere gönderiyor musunuz nazar boncuklarınızı? Evet, Türkiye'de ve küçük çapta da ihracatlarımız var. Zaten üretimimiz kısıtlı. Ee, nazar boncuğunun dış yeri, ilk üretim yeri İzmir olduğu için e, talep eden herkese gönderiyoruz. Bizim boncuklarımız biraz kaba elde yapıldığı için çok estetik değil ama el yapımı olduğu için bir doğallığı var. Renkleri de madensel oksitlerden yapılıyor. Yani renkleri güneşten etkilenmiyor, uçmuyor. Onun etkisiyle ilgi görülüyordu. O şekilde satıyoruz. Kemer altında adresinizi miyiz? 856 sokak No. 51 kemer altındayız. Hükümet binasının arkasında iş yerimiz. ...69 yıldan beri de bu işimizde uğraşmaktayız. Nazar boncuğu üretmekteyiz. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey size. ilginizden dolayı çok güzel bir dükkan ve farklı bir mekan. Gerçekten binlerce nazar boncuğu çeşidi de var. Bu nazar boncuğunun öyküsü de gerçekten ben ilk defa duydum... ...ve muhteşem bir e, emek gerekiyor. Evet, ben, ben teşekkür ederim sizlere. Bizim amacımız nazar boncuğunun tanınması... İzmir'de bu nazar boncuğu üretiminin bitmemesi ve devam etmesi. Bu dükkan varsa nazar boncuğu için var. Bu nazar boncuğunun üretimi için var. Ee, İzmir'in simgesi olan nazar boncuğunun üretiminin e, devam etmesi, gençlerimize de bunu nazar boncuğunu anlatıp nazar boncuğunu tanıtmak. Çok teşekkür ederim ben size. İzmir'e dair TV'den gezginin zamanda yolculuğu devam edecek. Teşekkürler.